Merhaba. Bugün size transpoz yani devrik dönüşüm işlemi nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Bununla ilgili 3 yöntem öğreteceğim size. Örneğin alt alta satırlarda verileriniz var. Bunları yan yana sütunlara yazmak istiyorsunuz. Nasıl yapacağım? Hadi başlayalım. Şimdi sizin için tarihlerin ve adetlerin olduğu bir dataset hazırladım. Transpoz yani devrik dönüşüm dediğimiz şey yatay olan verileri dikeye, dikey olan verileri yataya çevirmek için kullandığınız bir işlem. Şimdi ilk yapacağım yöntem P-Special yani özel yapıştır. Şimdi datamı seçtim. CTRL-C ile kopyaladım. Transpoz yani devrik dönüşüm olarak yapıştırmak istediğim yere sağ tıkladım. Özel yapıştırı açtım. Buradaki aşağıdaki devrik dönüşüm kutucuğuna tıkladım ve tamama bastım. Gördüğünüz gibi verileri yan yana çıkarmış oldu. Tabii bu yöntem statik bir yöntem. Yani burada mesela Ağustos ayını değiştirdim. Sonradan revize geldi. 9000 yaptım. Maalesef Ağustos ayı burada aynı şekilde kalmış oldu. Eğer değişen bir şekilde olmasını istiyorsanız şimdi hadi o yönteme geçelim. İkinci yöntem devrik dönüşüm formülü. Devrik dönüşümün İngilizce güzel kullananlar için ismi transpoz. Hemen hücreye tıkladım. Eşittir dedim. Devrik dönüşüm yazdım. Burada da bize verdi zaten. Düşey bir hücreler aralığını yatay bir aralık olarak verir ya da tam tersi. Devrik dönüşüm dedim. Taba bastım. Diziyi seç diyor. Alanımı seçtim. Parantezi kapattım. Gördüğünüz gibi verileri dikeyden yataya otomatik olarak çevirdi. Tabii ben Excel 365 kullandığım için otomatik olarak çeviriyor. Daha önceki versiyonları kullanıyorsanız onun için de bir yöntem göstereceğim. Çünkü value şeklinde verecek. Hemen buradan formatını değiştiriyorum. Tarihin. CTRL-1 dedim. Buradan tarih formatını seçtim. Tamam dedim. Aynı şekilde adetlerin de formatını düzelteyim. CTRL-Shift-V yanokla bütün verimi seçtim. CTRL-Shift-1 ile ondalık haline getirdim. Ve buradan da ondalıklarını düzelttim. Bu formül dinamik. Yani burada herhangi bir veriyi değiştirdiğinizde buraya da yansıyacak. Örneğin Mayıs ayını değiştireyim. 8000 diyeyim. Gördüğünüz gibi Mayıs ayı burada 8000 oldu. Tekrar eski haline alıyorum. Yine düzeldi. Burada herhangi bir yeri silemiyorsunuz. Silmenize kesinlikle izin vermiyor. Herhangi bir alanını silemiyorsunuz. Dolayısıyla alta yeni veriler eklediğinizde formülünüzü ona göre çekiyor olmanız, değiştiriyor olmanız lazım. Çünkü burada C15'e kadar seçtim. Aynı şekilde buradan herhangi bir örneğin satırı sildiğimde buraya da aynı değişiklik yansıdı. Tabii ki de formülüm 15'teydi. 14'e kadar gelmiş oldu. Önceki versiyonu kullananlar bu formülü yazarken devrik dönüşüm çıktı. Taba basınca hepsini seçmiş oldu parantezle beraber. Alanımı seçiyorum. Fix diyorum F4 ile. Sabit diyorum. Parantezi kapatıyorum. Ardından CTRL Shift Enter'a basıyorum. Aslında burada yapmanız gereken CTRL-Shift-Enter'a basmadan önce CTRL-C ile formülü kopyalayıp formülü uygulayacağınız alanı seçip CTRL-V ile formülü tüm hücrelere yapıştırmanız. Formül hata verecektir. Ardından F2 tuşuna basarak formülün içine girip CTRL-Shift-Enter'a basmanız gerekiyor. Üçüncü yöntem ise şöyle. Buraya verimin başladığı yer B3 hücresi. Geldim B3 yazdım. Buraya B4 yazdım. Başlarına kendi baş harflerim olan L'i koyayım. L dedim. Bunu yana doğru çektim.
En son 14'e kadar geliyor olması lazım. 13, 14. Aynı şekilde aşağısına da 50 ile başladım. C 3 ile başlıyor. L C 4 yaptım. Aynı şekilde bu ikisini seçip şuradan yana doğru çektiğimde kendi otomatik olarak 14'e kadar dolduruyor. Bundan sonra yapmam gereken şey ise bütün buraya yazdığım hücreleri seçmek. Ardından CTRL H ile bul ve değiştir sekmesini açmam. Burada istiyorum ki R yazan yeri eşittir ile değiştirsin. Böylelikle hepsi aynı hücreye gitsin. Burada tümünü değiştir dedim. Gördüğünüz gibi hepsi değişti. Bu da yine dinamik bir formül olmuş oldu. Yani burada herhangi bir şeyi değiştirdiğinizde, bunu 3000 yapalım Mayıs ayını. Gördüğünüz gibi burada da değişti. Çünkü her biri teker teker hücreye linkli, hücreye formüllü. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıyeten iki tane Excel kısa yolları ve formülleri ile ilgili Instagram hesabım var biliyorsunuz. Onları da takip etmeyi unutmayın. Birinde İngilizce Excel kısa yolları, birinde ise Türkçe Excel kısa yolları var. Eğer YouTube'daki zili de açarsanız bundan sonraki videolardan, yeni gelen videolardan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere.